Herkese selamlar. Bugün TikTok odaklı bir kariyer nasıl mümkün olabilir? Bundan bahsediyor olacağız. Tabii buradaki amacımız bir influencer olmak değil. O biraz daha başka bir kariyer konusu. Bizim buradaki önceliğimiz bu işi biraz daha bölümümüze nasıl bağlayabiliriz? Bunu konuşmak olacak. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Böylece daha fazla insana ulaşıyoruz ve açıkçası bu da bizi motive ediyor daha fazla şey üretme anlamında. Şimdi buradan videoya başlayalım, tekrar dönelim. Dediğim gibi bizim buradaki amacımız sizlerin influencer olması değil. Yani o başka bir unsur. Ha, bu arada o da olabilir. Niye olmasın? Ama dediğim gibi o biraz daha başka bir meziyet gerektiriyor. Bizim buradaki amacımızsa aslında sizin bölümünüzle ilgili arkadaşlar daha farklı iş yapış biçimlerini edinmeniz, kendinizi bu taraflara geliştirebiliyor olmanız. Çünkü şöyle bir şey var. Yani şu anki mevcut düzende işte gireyim Kariyer.net'e ya da yeni bir işe ya da LinkedIn ilanlarına, buradan iş başvurusu yapayım ve CV'mle İşte bir yerlere çağrılayım. Bence çok da uygun bir yöntem değil. Tabii sadece bence değil. Yani bu dünyanın geldiği nokta böyle. Çünkü bunu hemen her videomuzda bahsediyoruz aslında ama yani orada arkadaşlar sizin bireysel olarak bir markanızın anlamı yok. Oralarda siz sadece bir etiketsiniz. Bu etiketin altında bazı unsurlar var. İşte bu sektörde kaç yıllık deneyimin var? İşte referansların neler? İşte kaç yıllık çeşitli alanlara sahipsin vesaire. Böyle hep başka ünvanlarla sizi tanımlıyorlar. Oysa ki sizin işte bu bölümle ilgili edindiğiniz vizyon, misyon, düşünceleriniz, belki bambaşka bir alanı bölüme bağlayabiliyor olmanız, bunlar çok kıymetli şeyler ve yeni ekonomide yeri olan şeyler aslında. Ama bir şirket bunu muhtemelen sizden beklemeyecektir. Ya da bir kurum, kuruluş, nereye girmek istiyorsanız. Dolayısıyla orası, yani oradaki mülakatlar vesaire sizin en iyi versiyonunuzu sunabileceğiniz bir yer değil. Sizin artık başka oyun sahaları bulmanız gerekiyor. İşte bunun için de bence TikTok ya da ne bileyim işte Instagram Reels'lar vesaire şunlar bunlar bence size daha uygun mecralar. Bunları kullanmak gerekiyor. Ha, benim TikTok özelliğinde özellikle durmamın sebebi şu. Instagram Reels mantığı ya da YouTube Shorts biraz daha yeni yeni gelişiyor TikTok'a göre ve esas işleri bu olmadığı için bu video kısa video anlamında bence biraz daha aslında gelişime ihtiyacı var. Ama TikTok şu an bakıyorum yani her tarafta işbirliği yapıyorlar. İş gelişme tarafları daha güçlü ve bence biraz daha aslında bizim gibi yani sermaye sahibi olmayan, bir şeyler yapmak isteyen vizyoner insanları öte yandan kendi alanını birleştirme konusunda bence arkadaşlar daha güzel imkanlara sahip. Ha, tabii ki bu şey demek değil. Yani Instagram Reels yapmayın, kaydetmeyin, YouTube Shorts'u işte unutun gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Tabii ki aynı videoyu üçüne de paylaşabilirsiniz. Ama burada bizim yine vurguladığımız şöyle bir şey var. Zaman bir yatırım aracı. Dolayısıyla sizin her bir zamanı bir yerlere harcarken bir yatırımcı gibi düşünmeniz gerekiyor. Bunun bana geri dönüşü ne olacak? Bunu iyice incelemek gerekiyor. Ve TikTok arkadaşlar bence size bu noktada güzel bir ajans danışmanlık imkanı sağlayabilir. Böylece ilk imkanı pas atalım. Nasıl bir şeyden bahsediyoruz? Şundan bahsediyoruz. Yani bugün baktığımız zaman ben pek çok sektördeki insanlarla konuşuyorum. Gerek yöneticilerle, gerek ajans sahipleriyle, gerek işletme sahipleriyle. Ve gördüğüm ortak noktalardan bir tanesi şu. İnsanlar kendi sektörlerini anlayan ajanslarla çalışmak istiyor. Yani mesela diyor ki işte biz Instagram'ı ya da YouTube'u verdik bir ajansa yapıyor ama diyor yani bizim sektörü anlamıyor. Bu sefer ne oluyor? Sürekli bir aşmaz ortaya çıkıyor. O ajans kalkıp seninle uğraşmaz her gün, her saat. Niye? Çünkü onlarca müşterisi var muhtemelen ve sen onlara sadece bir tanesisin bir şirket olarak. O yüzden şirket diyor ki ya benim dilimden anlayan birisi olsun. Bunun için mesela ne yapıyor? Çoğu zaman bir sosyal medya uzmanı oluyor ya da başka bir şey oluyor. Kendi sektörünü bilen ve o kişiye çoğu zaman gereğinden daha fazla para veriyor. Niye? Çünkü piyasada belli bir sektörü bilen uzman sayısı çok çok düşük. İşte bu sebeple arkadaşlar bence sizler kendi sektörünüzde, kendi bölümünüzde bir ajans danışmanlık formatını kurgulayabilirsiniz. Ve bence bunun için tam zamanlı bir işe gerek yok. Başlı başına freelance işler bile sizi zaten kurtaracaktır. Ve şunu söyleyeyim. Aslında dünyanın geldiği noktada yeni kariyer ekonomisinde freelance işler çoğu zaman tam zamanlı işten daha fazla para getiriyor. Ha, ilk birkaç ay böyle değil ya da birkaç yıl böyle değil. Tabii ki bu süreçte kendini ispatlamak vesaire zor süreçler. Ama o zor süreci atlattığında emin ol ki çok daha rahat bir gelecek seni bekliyor olacak. Ha, tabii freelance'ın Türkiye'de bazı sorunları da var. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Ne gibi? Mesela ödeme sıkıntısı şu an Türkiye'de iş yapan hemen herkesin karşılaştığı bir problem. Vadeler çok uzun, parayı alamıyorsun. İşte en büyük şirketler bile o vadeyi uzatıyor 60 güne, 90 güne, 120 güne. Bunlarla karşılaşmamak için ben açıkçası mümkün olduğunca yurt dışına çalışın derim.
Eğer İngilizceniz vesaire de iyi noktaya gelirse bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. İşte TikTok bunun arkadaşlar en büyük köprüsü. Ya şöyle düşünelim. Sen bugün üniversite okuyorsun ya da yeni mezunsun. Kalkıp sektöründeki insanlara gidip ya ben işte bu sektörle ilgili TikTok ajansı kurdum dersen gülerler. Ciddiye almazlar. Teşekkürler derler. Ama sen mesela bir TikTok hesabı kurdun ve buradan kendi piyasanla ilgili hakikaten değerli şeyler paylaşıyorsun. Bunu belli bir noktaya getirdikten sonra o şirketlere gittiğin zaman alacağın karşılık çok daha büyük olacaktır. Ha, bunun için yine aynı noktaya geliyoruz. Amacımız influencer olmak değil. Yani o yaptığın sektörel sayfanın 50 bin, 100 bin takipçiye ihtiyacı yok. 2 bin takipçi de yeter bazen. Tabii bunun 4-5 olması daha güzel. En azından daha ciddi gözükür ama önemli olan o içerik arşivin. Eğer sen gerçekten kendi sektörünle ilgili ajans danışmanlık versiyonunu doğru anlatan paylaşımlarda bulunursan birkaç ay sonra gittiğin her şirkette en azından bir çay kahve içip derdini anlatabilirsin karşı tarafa. Ve belli bir zaman sonra onlar bir kısmı diyecektir ki evet gel biz de şu bir şey yapalım. Ve şunu söyleyeyim. İlk başlarda çok fazla red yiyeceksiniz. Bunu da şimdiden söylüyorum. Gittiğiniz pek çok şirket sizi belki ciddiye almayacak, umursamayacak. Yine deminki noktada olduğu gibi. Ama belli bir zaman sonra red yiye yiye sayfayı büyüte büyüte bir noktadan sonra artık şirketler diyecek ki ya gel bakalım bize şu işi bir yap. Bizim şirketin TikTok danışmanlığını yap. Şu anda bu iş hala yeni yeni. Yani çünkü pek çok şirket TikTok'un öneminin farkında ama diyor ki ben nasıl yapacağım bu işi? Yani ben TikTok'ta nasıl var olacağım? Çünkü bu sektör, bu endüstri belki direkt ilgili değil TikTok'la. Ya da bazı soru işaretleri var. Ya da herkes aynı şeyi yapmak istemiyor. Bu durumda da sizler eğer biraz böyle inovatif, kreatif düşünen insanlarsanız zaten fark yaratmanız çok daha kolay hale geliyor. Bunun içinde pek çok yol var. Yani freelancer olabilirsiniz. Dediğim gibi kendinizi burada ispat edip pazarlayıp bir yere kapak atabilirsiniz amiyane tabirle. Bunların hepsi mümkün. Ama dediğim gibi ben açıkçası şu dünya düzeninde ve sizler 20'li yaşlarınızdayken öyle olduğunuzu varsayıyorum. Yani bir yere gireyim mantığı çok doğru mantık değil. İlk başlarda kendi düzeninizi kurana kadar burada belli bir süre bir yandan para gelsin. Hani akışım sıkıntı yaşamasın diye tam zamanlı çalışmak tabii ki olabilir. Bu hayatın gerçeği, Türkiye'nin bir gerçeği ya da. Bir iki sene çalışıyorsanız bir yerde akşamları, hafta sonları bu işi yaparsınız. Ha, bir iki sene sonra ama çıkmayı mutlaka düşünün diyelim buna. İkinci konu arkadaşlar. Buradaki bir başka önemli nokta üretim süreçlerinizin reklamı. Burada şunu diyebilirsiniz. Ya ben ajans vesaire bana yakın bulmuyorum. Benim yapmak istediğim bir şey var. Ben şu konuda uzmanlaşmak istiyorum ya da uzman adayıyım. Oraya doğru gidiyorum. Benim niyetim kendimi ispat etmek. İşte bunun için de arkadaşlar yine TikTok çok güzel bir mecra. Bugün mesela şey düşünün. Sanatçılar, işte efendime söyleyeyim şarkıcılar daha doğrusu, futbolcular ya da basketbolcular ya da diğer bileşenler. O eğlence, entertainment denilen dünyayı düşünün mesela. Oradaki fark yaratan insanların çoğunun ortak noktası aslında sürekli olarak pazarlanabiliyor olmaları. Her yerde karşımıza çıkarlar. Menajerleri güçlüdür, lobileri iyidir vesaire bir noktadan sonra. İşte sizler de şu anda bu kendi lobinizi kurmanız gerekiyor. Çünkü birilerinin size önem vermesi için başka birilerinin konuşması lazım. Yani bu sürü psikolojisi, toplum psikolojisi artık giderek daha yaygınlaştı. Artık birilerinin yankı odasında olduğunuz zaman bu 10 kişi, 20 kişi fark etmiyor. O yankı odasını büyütme şansınız çok daha fazlalaşıyor. Dolayısıyla mutlaka TikTok ya da Spotify ya da YouTube fark etmiyor ne oldu. Buralarda arkadaşlar kendi üretim süreçlerinizin reklamını yapın. Ama bu şu demek değil. İşte ben bir şey yaptım, hadi alın bakın inceleyin. Böyle sıkıcı bir tanıtım konuşması değil. İnsanları heyecanlandıran şeyler yapmanız lazım. İnsanların bunu gördüğünde ya gerçekten bu bir görünüş harikası, bir tasarım harikası demesi lazım mesela. Bu tasarımdan kastım ambalaj anlamında söylemiyorum tabii ki. Bir fikir olabilir, bir görüş olabilir sizin pazarladığınız. Ne olursa olsun. Ama onu karşı tarafa lanse etme biçiminden bahsediyorum. Ya bugün şunu söyleyeyim arkadaşlar. İnovasyonla ilgili katıldığım bütün kamplarda koçlar, mentorlar bunu dile getiriyor. Artık mesainin %10'unu pek çok şirket sadece iş geliştirmeye, proje geliştirmeye, inovatif düşünmeye ayırıyor. Bugün dünyada en çok böyle patent alan şirketlerin ortak noktaları bir tanesi, çalışanlarının neredeyse tamamını buna empoze etmeleri. Diyor ki siz 9 saat mesainin 1 saatini, 2 saatini sadece düşünmeye ayırın diyor. Bu çok büyük bir oran aslında mesai saati içerisinde baktığınızda. Niye bunu yapıyor şirketler? Çünkü artık üretim süreçlerinden daha önemlisi o üretimi pazarlayabilmek. Bu her konuda böyle. Ya bilgi evet çok kıymetli, bilmek çok değerli ama senin bilmenin bir sınırı yok.
Yani sen ne kadar çok şey bilirsen bil, kendi sektörünle ilgili bir yeni mezun olarak ya da bir öğrenci olarak illa ki senden daha fazla bilen birileri olacaktır. Dolayısıyla senin bilgiyle üretimle ön plana çıkabilmen mümkün değil sadece. Başka unsurlar eklemen lazım. İşte arkadaşlar TikTok bu noktada bence çok kıymetli araçlardan bir tanesi. Bir başka önemli nokta. Komünite kurmanın önemi. Şu anda arkadaşlar Amerika'da takip ettiğim pek çok böyle içerik üreticisi var. Mail yazarı var vesaire. Ve hepsinin kafa yorduğu konu biz bu kitleyi nasıl büyütebiliriz? Çünkü artık freelancer devrindeyiz. Artık işte bağımsız iş yapma devrindeyiz. Indie dönemdeyiz. Ve böyle bir dönemde artık insanların en büyük gücü sahip oldukları kitle. Bugün mesela Apostoyu biliyorsunuzdur çoğunuz. Bir mail uygulaması. Ve hakikaten şu anda kendisini yeni medya ile ilgili çok güzel yerde konumlandırıyor. Peki bunu Apostol'un yapmasını sağlayan şey neydi? Yani baktığınız zaman sadece bir güzel bir tasarım üzerine mail yazıyor. Her gün 5 dakikalık mailler atıyor. Ama baktığımız zaman elinde çok güçlü bir komünite var. Neredeyse 100 bin, 200 bin en son. Şu an tabii 1 milyon olmuştur herhalde bilmiyorum. Ya böyle bir ağa sahip olduğunuz zaman kendi sektörünüzle ilgili her kapı size açılıyor. Bütün şirketlerden sponsorluk alabiliyorsunuz. Kendi ürünlerinizi çok daha ucuza kapatabiliyorsunuz, ürettirebiliyorsunuz. Ya da işte bir topluluk oluşturduğunuz zaman, bir buluşma yapacağınız zaman çok daha güzel yerlerde buluşma yapabiliyorsunuz ve bu sizi çok güzel pazarlama imkanı sağlıyor. Ya bunun gibi pek çok şey düşünebilirsiniz. Ha, yine aynı noktaya geliyoruz. Sizin Aposto gibi 100 bin takipçiye ya da işte 500 bin okuyucuya ihtiyacınız yok. Belki 50 kişi de işe yarar. Kendi sektörünüzle ilgili 100 kişi, 150 kişi, 200 kişilik bir Telegram grubu size pek çok sponsorluğu getirebilir. Sponsorluk, staj, çekiliş imkanı bir sürü şey. Niye? Çünkü şirketlerin ihtiyacı var. Pazarlamaya ihtiyacı var. Genç kuşağa ulaşmaya ihtiyacı var. Yeni yeteneklere ihtiyacı var. Ve bunun gibi pek çok şey sayabiliriz. Mesela şirkete dersin ki kendi sektörünüzdeki bakın benim topluluğumda işte 500 kişi var. Ben bu insanlara her hafta mail gönderiyorum. Sizin staj ilanınızı bu kitleyle paylaşabilirim. Ve buradan en doğru kitleyi bulabilirsiniz. En doğru insanları yakalayabilirsiniz. Bunun için de işte haftalık şu kadar para istiyorum mesela. Bunlar artık yeni dönemin imkanları. Bu sizin için tek bir imkan olmayacak. Bir yandan mesela işte o insanlara mail bütüne yazacaksınız o kitleye. Onlar reklama tıklayacak, oradan bir para kazanacaksınız. Ya da işte bunları özetleyeceksiniz, o özeti satacaksınız başka bir şekilde. Ya da işte bu yaptığınız konuşmanı anlattığınız birkaç tane böyle eğitim, seminer vesaire düzenleyeceksiniz. Bazıları onlara gelecekler. Bunları YouTube'da paylaşacaksınız, orada insanlar katıl üyesi olacaklar vesaire. Yani artık yeni dönemde arkadaşlar connectivity çok daha değerli. Bu bağlantılılık çok daha değerli. Artık tek bir para kazanma yolu sürdürülebilir değil. Bunun yerine birden fazla para kazanma yolunu bulmamız lazım. İşte komünite bize bunu sağlıyor. Ve bunu yapmanın yolu da TikTok, aynı nokta, Spotify ya da diğerleri. Niye peki TikTok bu kadar ön planda? Yani buraya niye sosyal medya değil de TikTok diyorum? Çünkü diğer mecralar sizi bir günde yukarı çıkartamaz. Ya mesela ben YouTube'a bu videoları 6 aydır atıyorum ve hala geldiğim nokta çok çok düşük bir aslında büyüme ilerliyor. Ama TikTok'ta bir video atıyorsun 10 bin kişi izliyor mesela. Ha sonra 5 kişi izliyor ayrı konu diğer videoyu da. Yani seni çok daha hızlı bir şekilde artırabiliyor. Eğer gerçekten kitlenin istediği videoyu yapıyorsan. İşte bunun hakkını vermesi ve Andy Warhol'un lafı var ya meşhur işte herkes bir günde 15 dakikalık meşhur olacak vesaire muhabbeti. Bunu çok daha hakkını veriyor. Bu sebeple eğer gerçekten elinizdeki o içeriği doğru pazarlayabilirsiniz arkadaşlar, bence sizi çok daha rahat bir şekilde ön plana çıkartacaktır. Benim anlattıklarım genel olarak bu şekilde. Eğer bunlarla ilgili sorularınız, görüşleriniz, katıldığınız ya da katılmadığınız noktalar varsa mutlaka belirtin yorum kısmında. Böylece interaktif bir şekilde bu konu üzerine konuşalım beraber. Bunun haricinde videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.